Hepimiz bazı günler bakkala, markete gidip ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışveriş yapıyoruz. Yapılan bu alışverişte para verip para üstü alıyoruz. 10 lira 25 kuruşluk bir alışveriş için kasiyere 20 lira verdiğimizde para üstü olarak 9 lira 75 kuruşu geri alıyoruz. Aslında bu alışverişte farkında olmadan rasyonel sayıların ondalık gösterimleriyle işlem yapmış oluyoruz. Matematiğin bu denli iç içe olduğu günlük hayatımızdan bu ve buna benzer daha birçok örnek bulabiliriz. Rasyonel sayıların neler olduğunu ve sayı doğrusu üzerindeki yerlerinin nasıl bulunduğunu biliyoruz. Her tam sayı, paydası 1 olan rasyonel sayı şeklinde yazılabilir. Örneğin 5 sayısını 5 bölü 1 şeklinde, eksi 7 sayısını eksi 7 bölü 1 şeklinde rasyonel olarak yazabiliriz. Rasyonel sayıların payını paydasına kalansız böldüğümüzde rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini elde ederiz. Bir örnek daha. 100 cm uzunluğundaki bütün bloğunu kesir olarak 4 parçaya ayırdığımızda, bu 4 eş parçanın her birini 1 bölü 4 olacak şekilde ifade edebiliriz. Bu parçalardan birini yakınlaştırdığımızda görürüz ki, başta 100 cm olan blok çubuk 4 eş parçaya ayrıldığında, bir parçası 25 cm olur ve metreye çevrildiğinde 0'dan %25 metre şeklinde gösterilir. En baştan itibaren yapılan parçalanmayı adım adım incelersek görürüz ki, 1 bölü 4 rasyonel sayısı aslında 0 tam %25 ondalık gösterimine eşittir. Şimdi de bütün bloğumuzu 3 parçaya ayıralım. Burada da parçalanan her bir bloğu 1 bölü 3 şeklinde ifade ederiz. Bu parçalardan birini daha da yakınlaştırırsak görürüz ki her bir parçanın uzunluğu 33,333 şeklinde aynı sayının tekrar etmesiyle devam edip gitmektedir. Bu sayı metre cinsinden yazıldığında 0,333 şeklinde devam eden sayıya dönüşür. Yapılan parçalanmayı en baştan itibaren tekrar görürsek, 1 bölü 3 olarak parçalanan blokla 0,333 şeklinde devam eden sayı aslında birbirinin aynısıdır ve sadece birbirinin farklı gösterimidir. Yapılan bu iki etkinlikten de anlayabileceğimiz gibi rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini iki kısımda inceleyebiliriz. Bunlardan biri devirli ondalık gösterim, diğeri devirli olmayan ondalık gösterimdir. Bir bütünü kaç parçaya ayırırsak ayıralım, karşılığında rasyonel sayıya eşit olan muhakkak bir ondalık gösterim vardır. Birinci etkinlikte 1 bölü 4 rasyonel sayısına karşılık gelen ondalık gösterimde sayı 5 ile sonlanırken, ikinci etkinlikte 1 bölü 3 rasyonel sayısına karşılık gelen ondalık gösterimde sayı 3, 3, 3 şeklinde devamlı aynı sayının tekrar etmesiyle oluşmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki bazı ondalık gösterimler 0 tam %25'te olduğu gibi tekrar etmeden sonlanırken, bazı ondalık gösterimlerse 0,333'te olduğu gibi tekrar ederek sonlanmadan devam edip gitmektedir. Eğer bir ondalık gösterim birinci örnekte olduğu gibi sonlanıyorsa devirli olmayan ondalık gösterim, ikinci örnekte olduğu gibi sonlanmadan devamlı aynı sayının tekrarı şeklinde devam edip gidiyorsa devirli ondalık gösterim olarak adlandırılır ve devirli ondalık gösterimler yazılırken tekrar eden sayının üzerine çizgi çekilerek gösterilir.